genel başkanımıza, 13. Cumhurbaşkanımıza Moda'ya hoş geldiniz diyorum. Moda iskelemiz çok şık bir iskele. Burası göreve geldiğimizde biraz metruk bir haldeydi ve farklı kullanımlar için tahsis edilmiş bir yerdi. Biz burayı tekrar Büyükşehir Belediyesi'ne kazandırmak için bir kısım hukuki girişimlerimiz oldu ve ardından mutlu sonu elde ettik ve burası tekrar kurumumuza dönüş oldu. Biz o esnada burayı nasıl bir fonksiyonla kullanalım diye arkadaşlarımla birkaç kez ziyaret etmiştik. Ve gördüğünüz gibi bir kafesi olan ama kitaplar ve kütüphane ve buradaki oturma grupları aslında böyle değil. Çok şık, çok iç içe. Bilmiyorum, içinizde gelen oldu mu hiç Moda iskelesine? Bak efendim, bayağı gelen olmuş yani. Şimdi meraklısı gerçekten evet. Yüksek. Ben bir iki defa açılıştan sonra tenha bir vakit geleyim diye düşündüğümde baktım ki yine kuyruk. Girenler, çıkanlar, kahve kuyruğu var, kitap okuma yerleri dolu vesaire derken... Fiyatlar nasıl başka? Efendim? Fiyatlar nasıl? Vallahi tabii dönemin maliyetleri üzerinden biz ucuza kahve, çay ikramımız güzel, oluyor ama yine güzel. De daha ucuza yapsak keşke diyecek tabii. Durumdayız. Çünkü bu mekanlarımız kar amacı gütmüyor. Tabii. Ama böylesi güzel bir noktayı halka açık... Hem bir kitap bölümü olan İstanbul Kitapçısı'nın da belli yerlerde satış yeri var. Ama burası daha çok kütüphane kimliğiyle hizmet veriyor. Onun için böyle bir alanı kazandırmaktan gerçekten büyük bir gurur duydum. Gençlerle ara ara buluşuyoruz. Sağ olsunlar, onlar bizlerle fikirlerini paylaşıyorlar. Bugün de biliyorum ki siz de gençlerle sıklıkla buluşup sohbet ediyorsunuz. Bunların bir kısmı basına, mecralara yansıyor, bir kısmı yansımıyor. Ama sıklıkla buluştuğunuzu biliyorum. Bugün de İstanbul'daki özellikle yurtlarımızın sahibi olan ağırlıklı gençlerimizle, genç kızlarla böyle bir sohbet hep beraber yapalım istedik. Bu akşam sizi mi misafir ediyoruz, onları mı misafir ediyoruz? Bu kavram biraz karışık bende ama... Ben Ankara'dan geldiğim için. Misafir kabul ediyoruz. Bir formatımız da şu, burada önce tabii ki kızların sorularını alacağız. Ya da belki bazı uyarıları, önerileri olacak, akıllarına gelecek her konuda. Sonra onlara sürprizimiz var. Güzel, en önemli soru, evet. Soru sormayın. Öneri. Tabii arzu ettiğiniz soruyu rahatlıkla sorabilirsiniz. O konuda en ufak bir endişe etmeyin. Yani soru sordunuz diye bir baskıyla karşılaşmayacaksınız. Asla. Sabahın köründe polis gelip kapıyı çalmayacak. Rahatlıkla eleştirebilirsiniz de. O açıdan son derece rahat olun. Arzu ettiğiniz soruyu sorun. Ama ben size bütün sorularınıza samimi olarak yanıt vereceğim. Yani öyle topu çevirip ya bunu acaba nasıl yapayım, atlatalım mı falan filan değil. Açık, net yanıtlar vermeye çalışacağım. Vallahi söz sizde. Efendim? Tabii. Bayağı hazırlıklısın böyle. Sert sorular soracak. Vallahi genel başkanım tabii, epeyce. Tabii. Zeynep ben. Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. Ben Adıyamanlıyım. Güzel. Daha öncesinde de sizin yurtlarınızda kalmıyordum. Çok farklı bir yurtta kalıyordum, öyle söyleyeyim. Başvurabileceğim aklıma bir sürü yurt geldi. İBB beni almaz diye düşündüm, yalan yok. Bir sürü yurda başvurdum ve hepsinden bana inanılmaz bir fiyat çıkarttılar. Ve kabul etmediler beni. Dedim ki tamam, en son İBB'ye başvurdum. Sonrasında yurdunuza kabul aldım ben ve şu an orada kalıyorum. Yapabileceğim tek bir eleştiri var. Sayıları çok fazla arttırılmalı. Gerçekten. Yani sınırlı kalmamalı. Yurtların sayısı çok arttırılmalı. Ben şu an kaldığım yurttan çok memnunum. Okuluma da çok yakın zaten. Konum olarak da çok güzel. Teşekkür ederim. Başka şunu söylemek istiyorum. Kendi okulum üzerinden değerlendireyim. Tıp fakültesi öğrencisiyim ve okulum 98 yılında açılmış. Önce pandemi süresinde, şimdi de deprem süresinde. İkisinde de bizim okul tatil vermedi. Çünkü bir sistem işleyişi yok. Ben 37 bin sıralama yaptım ve hayalim hep tıp fakültesi okumak olduğu için de ailem dediler ki tamam biz göndeririz. Özel okula gönderdiler beni ama özel okulların şu an fiyatları %20 zamdan %60 zama çıktı.
Şu an bizim okul %100 zamlandı ve bunun bir takip çizelgesi yok. Özel okulların kesinlikle bir sisteme bildirilmesi lazım. Öncelikle bunu söylemek istedim. Diğeri de deprem evet çok konuşuldu ama etkileri bitmedi. Hala da devam ettiğini düşünüyorum. Şimdi bu bizim gördüğümüz ilk deprem değil. 2017 senesinde de Samsat depremi olmuştu. O zaman çok şükür ki öğle saatlerinde olmuştu ve bizim yerli halkın hepsi daha işte falandı yani. Evde çok kişi yoktu. Ama bir sürü bina yıkıldı. Ve tekrardan evlerin yapılacağını aynı şu anki vaatlerle devam edildi. 2017 senesinde olan depremden bu yana hala evler yapılmadı. Hala akrabalarımız konteynerlerde kalıyorlar. Yeniden düzeleceğiz. Ziyan kişi sayısı çok az. Bunu belirtmek istedim. Teşekkür ederim. Şöyle söyleyeyim. Depremin ikinci gününden itibaren oradaydık. Başkanla birlikte. Diğer belediye başkanlarımız da. Gerçekten hani anlatmak çok zor. Mesela Kahramanmaraş'ta iki küçük kız geldi. Babamız şurada enkazın altında ne olursun kurtarın diye bana söylüyor. Ben de orada bizim Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri vardı. Ya gidin kurtarın eğer kurtarabiliyorsunuz diye. Tabii enkazı kaldıracak vinçler vesaire henüz daha yoktu. Büyük sorunlar vardı. Depremin altında kalan ama gecenin sonunda donarak ölen insanlar vardı. Büyük acılar yaşandı yani. Orada devletin olmadığını gördük zaten. Çünkü süratle önlem almak mümkündü. Mesela Türk Silahlı Kuvvetleri'ni devreye koyduğunuz andan itibaren 6 saat içinde sahra hastanelerini bütün kentlerde kurmak mümkün. Kutup çadırlarını kurmak mümkün. Çünkü bununla ilgili bir tabur 99 büyük depremden sonra, Marmara depreminden sonra özel bir tabur oluşturuldu ve eğitildi afetlere karşı. Ama o tabur daha sonra yok edildiği için böyle garip bir durum çıktı ortaya. Hastaneler, seyyar hastaneler oluşturulabilirdi. Gecikildi tabii bir hayli ve dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini aştı. Ama bir kişi sorumluluk alıp, ya benim burada bir sorumluluğum var, ben istifa etmeliyim diye dillendirmedi. Kimse sorumluluk almadı. Yani ölenler öldükleriyle kaldılar. Açıklama yaptı Erdoğan. Efendim sizin konutları yapacağız. 2 yıl ödemesiz, 20 yıl vadeyle tekrar paraları ödeyeceksiniz diye. O konuda araştırdık. Şöyle ifade edeyim. Bir kişinin, herhangi bir vatandaşın gidip bir dükkanı veya bir daireyi satın alması için binanın bitmesi ve her şeyiyle satışa hazır hale gelmesi lazım. Bunun için 23 ayrı belge düzenleniyor. Ve 43 ayrı kişi bu belgeleri imzalıyor. Yani mimar var, mühendisi var, iç mimar var, jeofizik mühendisi var, inşaat mühendisi var. Demirinden betonuna kadar bütün alanların her aşamasının doğru depreme dayanıklı yapıldı diye belgeler yapılıyor, imzalanıyor. Vatandaş sadece bir kez gidiyor tapuya, daireyi almak için tek imza atıyor. Yani bu kadar devletin öngördüğü bütün kurallara göre bu bina yapıldı, depreme dayanıklı. Ben de gidiyorum bu daireyi satın alıyorum diyor, imzalıyor. Dolayısıyla burada idarenin kusuru var. Anayasaya göre idarenin kusuru halinde idare doğan zararı tazmin etmekle mükelleftir. Siz konut yapıyorsunuz. İnsanlar hayatını kaybetmiş, maddi kayıpları var, insan kayıpları var. Ben sana bina yapacağım, bunu tekrar sana satacağım. Neymiş? 20 yıl vadeyle satacağım. Hayır, bunu kabul etmiyoruz. Göreceksiniz 15 Mayıs'tan sonra bütün depremzedelerin yıkılan evleri, ahırları, dükkanları tümüyle yapılacak. Bir kuruş alınmadan deprem sahiplerine teslim edilecek. Çünkü sosyal devlet dediğiniz budur, hukuk devleti dediğiniz budur. Ben de yurtlarla ilgili birkaç şey söyleyebilirim. Tabii. Tabii yurtların büyük ihtiyaç olduğunu zaten biliyorduk. İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'nin ilk kez yurdunu açmış olmak bizi üzdü açıkçası. Halbuki öğrenci kenti diye tariflediğimiz İstanbul, ki milyonun üstünde öğrencisi var bu şehrin. Böylesi bir kentte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenci yurdu olmaması büyük bir sıkıntı. Genel Başkanımız bize birkaç konuda sürekli hem tavsiye hem de mutlaka yapmalısınız dediği birkaç husus vardır. Bunlardan bir tanesi kreş, bir tanesi
öğrenci yurdu. Ki şimdi mesela 3000'e yakın yatağımız var, kapasitemiz var. Bu sene 5000 oluyor Eylül'de. Ve çok hızlı 10.000'e çıkartmak istiyoruz. Bazı bağışçılarla bunu yapabilmemiz mümkün. Geçmişte hiç mi yurt yapılmamış? Yapılmış. Hatta bir başka hazır yurdun içinin donanımı da yapılmış. Kirası da ödenmiş. Ama XYZ vakıflarının, aile derneklerinin, kimseyi karalamak için bunu söylemiyorum. Ama senin böyle bir şey işletmen, kamu kurumu olarak bunu gençlere bu imkanı sunman o kadar kıymetli ki şu an aslında her birinizi bir yönüyle de kurumumuzun bir gönüllüsü olarak görüyorum. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni tanıyorsunuz. 360 derece kurumlarımızla irtibat halindesiniz. Belki staj imkanlarından faydalananlar var aranızda. Farklı deneyimler elde ediyorsunuz. Aslında kentte çok böyle enerjik bir yurt kitlesiyle beraber hareket eden bir kuruma dönüştük. Bizim için müthiş bir insan kaynağı bu aynı zamanda. Çok mutluyuz. Sayısını da artıracağız. Kaldı ki bizim özellikle KYK yurtlarıyla ilgili hem de sayı arttırıcı hem bursları yükselten vaatlerimiz zaten var değil mi efendim? Var. Yani bir yıl içinde Türkiye'de yurt sorunu çözülecek. Bir yıl içinde. Bir kişilik, üçer kişilik sıcak suyu, soğuk suyu, geniş bant internet erişimi, çalışma odaları, konferans salonları, kütüphanesi olan yurtlar yapmak zorundayız. Böylece üniversiteye gelen herhangi bir evladımız rahatlıkla yurda yerleşebilecek, arkadaşlıkları geliştirebilecek, internet sorunu çekmeyecek, çalışma mekanı sorunu çekmeyecek, daha rahat edecek. Ve bunu bir yıl içinde bitirmeyi hedefliyoruz. Genel Başkanım, biz şöyle şeyler inanın çok sıklıkla duymaya başladık son iki yılda. Üniversiteye kazanıp belediyenin yurduna giremeseydim beni annem babam yollamayacaktı diye. Diyen, tabii. Öyle mi? Evet. İşte yani kızlarımız tabii, burada. Tabii, öyle. Biz bu arada ilk defa tanışıyoruz ha. Ben lafı ettim ama sahibi kusura bakma, ismin neydi? İknur. İknur'cum, tam konunun yan yana düşmüş olduk. Evet. İBB yurdu sayesinde iş buldum. Oo, güzel. İBB sosyal tesisinde part-time olarak bir yıldan beri çalışıyorum. Kendi harçlığımı çıkartıyorum. Güzel, artık bir yemek ısmarlarsın. Tabii ki. Kadıköy Belediye Başkanımız orada. Başkan sen de şöyle gelsene. Gel. Türkiye'de yurt yapmıyorlar ama milyon dolarları verip Manhattan'da yurt yapıyoruz diyorlar. Manhattan'da. Gittim o yurdu da gördüm. 35 katlı. Manhattan'da ofis, yani orası dünyanın en pahalı yeri. Yani bir ofisin metrekaresi 10.000 dolar kira bedeli. Ya yurt mudur bu? Yurt olmadığını ben de biliyorum yani. Ama yurt diye satıyorlar yurt bize. Yurt diye yutturuyorlar yani. Yutturuyorlar. Ya yutturuyor diyeceğim de. Ama o binayı da paralarını da Türkiye'ye getireceğiz, o konuda hiç endişe etmeyin. Herkesin kim götürdüyse, çünkü sizin cebinizden çıkan paralar bunlar. Ailelerinizin cebinden çıkan paralar. Siz sanmayın ki biz vergi ödemiyoruz. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi öder. Tabii. Ben Işık Üniversitesi öğrencisiyim. Bilgisayar mühendisliği okuyorum. Bizim kampüsümüz Şile'de. Aslında Şile'de bir İstanbul'un ilçesi biliyoruz ki ama çok uzak. Ulaşım hakkında bir maruzatım olacak. Otobüslerin kalktığı duraklar oluyor biliyorsunuz ki. Bir tane mesela otobüsün kalktığı durak bizim üniversitenin durağı olsa, bu 139T olsa çok daha iyi olur. Çünkü diğeri para alıyor. Bu aylık akbil geçiyor bunda. Diğerlerinde geçmiyor yani. Bu 139T'de aylık akbil geçiyor. Kalkış durağı bizim üniversitemiz olsa, boş gelse, öğrencilerimiz binebilse çok seviniriz. Bu aylık akbil geçerli olması konusu ve arttırılma konusunu birebir bana rektör söylemişti bir dönem. Ve sonra bu işlemleri orada koyduk ve hani bir miktar rahatladığını düşünüyorum. Ama tabii konforu biraz da arttırıcı. Sizin çok yoğun olduğunuz saatlerde oradan otobüs başlatılır mıyı? Benim burada not alan arkadaşlarım var. Hemen o notu alacaklar ve takip edecekler. Oradaki düzeni bozmadan bunu yapabilir miyiz? Yoğun anlarınızda, her daim olmaz.
yoğun anlarınızda mutlaka ilgilenecekler İETT o işle. Teşekkür ederiz. Tamam. Zeynep Keskin, ben İBB Maltepe yurdunda kalıyorum. Aydınlıyım, Aydın'dan geliyorum. Şöyle, ben Marmara Üniversitesi'nde eczacılık okuyorum. Ama kendi okulumun yurdu ya da İBB yurtlarından biri çıkmasa gelemeyecektim maalesef. Yani gerçekten hem İstanbul'da okumayı hem de burayı deneyimlemeyi çok istiyordum. Şimdi son atamalardan sonra herhalde sizin de kulağınıza gelmiştir diye tahmin ediyorum. Diş hekimleri ve eczacılık konularında yerleşme sıkıntılarını. Ben de eczacılık okuduğum için daha birinci sınıfım ama bu konuda çok endişelerimiz var. Çok. Fark edildiği üzere Türkiye'nin her yerinde artık tıp, eczacılık, diş hekimliği veya mühendislikler, hukuk. Evet aynı şekilde. Yani her yerde niteliğe bakılmaksızın çok fazla üniversite var ve haliyle yığılma oluyor. İnsanlar 5 yıl, 6 yıl okuyup yüksek lisans mezunu olarak işsiz kalıyorlar. Bunun olmaması için sizin ne gibi bir düşünceniz var ya da ne gibi bir planınız var bunu merak etmiştim. Birincisi şu, bu YÖK dediğimiz belayı kapatacağız. Bu şeyi. İkincisi şu, kontenjanları yeniden belirleyeceğiz. Türkiye'nin ihtiyacına göre belirleyeceğiz. Bunu yaparken de planlama yapacağız. Yani biliyorsun planlama teşkilatı kapatıldı. Biz planlama ve strateji diye yeni bir planlama örgütü kuracağız. Biz 6 lider üzerinde anlaştık. Eğitimi planlanması lazım. Kaç öğretmene ihtiyacımız var? Kaç veterinere, kaç eczacıya, kaç hukukçuya, kaç inşaat mühendisine ihtiyacımız varsa ona göre planlanacak. Ona göre öğrenciler alınacak. Şimdi nerede bir boş bina buldularsa orayı hukuk fakültesi yaptılar. Çünkü bir masa, bir sandalye, bir de hoca yetiyor zaten. Eczacılık için sizin laboratuvarlar var malum. Diğer alanlarda da ihtiyaçtan çok daha fazla alınıyor. Dolayısıyla bu bir süre sonra üniversiteye büyük bir heyecanla başlayıp üçüncü sınıftan itibaren ya mezun olunca ne olacağım diye kaygısı içine düşen ve bir süre sonra da ya ben işsiz mi kalacağım diye o kaygıyı besleyen sürekli ve sonunda da ya Türkiye'de iş bulamayacaksam ben en iyisi yurt dışına gideyim, orada çalışayım, orada iş bulabilirim diyen bir atmosferin içine sürükleniyorsunuz. Buradan çıkarmak lazım planlamayla. Ama ben size desem ki hemen yarın bunu yapacağız veya 3 gün sonra yapacağız veya 15 Mayıs'tan sonra yapacağız dersem doğru değil. Önce planlama. Bu yapılacak. Hangi alanda ne kadar ihtiyacımız var ona göre planlanacak. Kontenjanlar ona göre belirlenecek. Hoş geldiniz öncelikle Genel Başkanım. Ben Ceylan Bilirgen, İstanbul Üniversitesi'nde Amerikan Kültür ve Edebiyatı okuyorum. Ben son sınıftayım. Mezun olacağım. Az önce dediğiniz gibi mezun olduktan sonra acaba ne olacak diye şu an beni ateşler basmaya başladı. Benim aslında düşündüğüm daha temelden bir değişim. Bu üniversiteler Türkiye'nin her yerinde, her ilinde var. Ki bu iktidarın da övündüğü bir şey her ilde üniversite olması ki bence asla olmaması gereken bir durum. Bazen bu, ilçelerde de var. Evet, evet maalesef. Benim ilçemde Afyonkarahisar'da var mesela ve çok gereksiz maalesef ki. Bu yapılan, var olan binaların değişimi, dönüşümü konusunda ne gibi bir planınız var veya hani herkes üniversiteye gitmeli mi gitmemeli mi, liselerimizin niteliği çok fazla olsa ve insanlar liseden mezun olduktan sonra gerçekten kaliteli işlerde, hayat standartları yüksek işlerde çalışabilseler üniversitelere bu kadar rağbet olacak mı? Özellikle eğitimin bu noktası konusunda bir düşünceniz, planınız, programınız var mı diye soracaktım ama ucundan cevap vermiştiniz zaten. Yok daha o bir kısmıydı şimdi. Daha şöyle, detaylı. Şöyle aktarayım. Oturayım. Şimdi aranan eleman diye bir kavram var ya da ara eleman dediğimiz bir kavram var. Bu ara elemanı ya da sanayicinin aradığı elemanı sanayici bulamıyor. Şimdi bunu nasıl aşabiliriz? Bunlar üniversite mezunlarından bazen daha iyi para kazanabiliyorlar batıda. Ama bizde bu yok. Bizde şöyle bir algı var bütün ailelerde. İşte çocuğum, oğlum, kızım üniversiteye giderse çok iyi bir hayat standardı yakalayacak diye. Hayat öyle değil aslında. Bugün kaldığım otelde mesela hizmeti sunan üniversite mezunu genç bir çocuk yani. İş bulamadım diyor, buradayım, çalışıyorum diyor. O da iş bulduğu için de ayrıca son derece memnun. Şimdi bütün organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kurulacak. Bütün organize Türkiye genelinde. Bu liseler en az 6 yıl olacak. 3. sınıftan itibaren eğitim gördüğü alanın
stajını yapacak. Yani fabrikalarda çalışacak. Dolayısıyla o çalışma süresi içinde sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Belli mezun olduktan sonra işe hazır olacak. Ama üniversiteye gitmek istiyorsa iz dişimi olan fakülteye artı puanla gidecek. Diyelim motor bölümünden okudu, stajını yaptı. Eğer üniversiteye gitmek istiyorsa makine mühendisliğine artı puan. Normal liseden mezun olan diyelim ki X puanla giriyorsa bu daha düşük bir puanla oraya girebilecek. Çünkü temel eğitimi aldığı için. Böylece bu teknoloji liseleri cazip hale gelecek. Teknoloji alanı süratle değişen ve gelişen bir alan. Bu organize sanayi bölgelerindeki teknoloji liselerini yönetimiyle, organize sanayi bölgesi yönetimiyle Milli Eğitim Bakanlığı ortak karar alacaklar. Hangi alanda elemana ihtiyaç varsa o alanda özel olarak eğitim yapılacak. Bu üniversitelerin yükünü azaltacak. Ara eleman dediğimiz ihtiyacı karşılayacak. Kimse işsiz kalmayacak. Çok nitelikli olanlar üniversiteye gitmiş olacak. Yani bir toplumda herkesin üniversite mezunu olması şart değil. Öyle bir kural da yok zaten. Dolayısıyla belli bir eğitimi, belli bir beceriyi yakalayanlar üniversiteye, diğerleri işsiz kalmamak ve ona uygun altyapıyı oluşturmak çerçevesinde teknoloji liseleri. Biz bunlara çağdaş köy enstitüleri diyoruz. Yani gidecek, kursunu görecek, eğitimini alacak, sosyal güvenliği olacak, iyi bir geliri olacak, fabrikada iyi çalışacak, yani bir meslek sahibi, sanat sahibi olacak. Dolayısıyla hem kendisi mutlu olacak, hem ailesi mutlu olacak. Fabrikada sürekli yükselebilecek eğer iyi bir eğitim almışsa bu çerçevede bir eğitim politikası oluşturacağız. Müsaadenizle tabii. Genel Başkanım, şöyle ben sizin söylediğiniz az önceki konuya örnek olarak Enstitü İstanbul, evet, kurslarımız üzerinden 100 bini aşan insanımıza özel sektörde iş bulduk. Bu bizim taahhüdümüzdü seçimde. Ki arada 1,5 yıllık pandemi ve işte bazı zorluklar olmasına rağmen ki hedefimiz 200 bin ile tamamlamaktı 5 yılda. Hala fırsatımız var. Buranın büyük bir bölümünü mesleğe göre verdiğimiz sertifika programlarından, evet, yetiştirdiğimiz elemanları işe hazır hale getirip işverenle buluşturma projeleri. Bu bazen teknolojide, bazen tekstilde, bazen işte bir moda sektöründe gibi gibi birçok çeşitlendirebiliriz. Ya da gıda, evet, sektöründe, hizmet sektöründe gibi. Bu bakımdan hani şunu söyleyeyim, gerçekten mesleğe dayalı eğitim, sertifika programları gibi hususlar bu önümüzdeki dönem girişimcilik adına da gençlerin aradığı bir kulvar. Çünkü hani çok uzun okuma vesairelerden ziyade gençler inanılmaz bir girişimcilik ruhu taşıyor bu dönemde ve böyle çok proje odaklı arayışları var. Sadece genel başkanımızın söylediği o sürece İstanbul'dan bir örnek vermek istedim. Benim adım Ecem Seyran Bulut. Ben aslında yeni mezunum. İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi mezunuyum. O ne güzel. Yaptığınız restorasyonlar için teşekkür etmek istiyorum. Çünkü olması gerektiği gibi yapıyorsunuz. Ve biz bunu derslerimizde çok tartışıyorduk. Ve şu an bu binada olmaktan da çok, yani gurur verici benim için. Aslında sorularımı kısmen de olsa yanıt aldım. Yine işsizlikle ilgili benim sorum vardı. Çünkü yeni mezunum ve iş bulamıyorum. Kendi alanımda, sanat tarihi alanında ülkemizde çok az fırsat var. Ve devlet müzelerinde çalışma imkanımız da çok az. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ya da devlet müzelerinde bunlara dair bir çalışmalarınız olacak mı? Kültür sanat alanında ne gibi yenilikler ya da değişiklikler yapacaksınız? Bunları merak ediyorum. Kültür ve sanatın olmadığı bir toplumun geleceği yoktur aslında. Yani kültürü ve sanatı geliştirmek zorundasınız. 21. yüzyılda kültür ve sanatta ne kadar güçlüyseniz dünyada o kadar söz sahibi olabiliyorsunuz. Buna yumuşak güç deniyor. Yani ya silahlarınız olacak ya kültürünüz, zengin bir kültürünüz olacak. Dolayısıyla yazarınız, çizeriniz, sinemacınız olacak ve bütün bu kültürü dünyaya yayabileceksiniz. O açıdan tarihi eserlerin korunması, onların tanıtılması son derece önemli. Şanlıurfa'ya gittim. Şanlıurfa'da malum Göbekli Tepe,
insanlık tarihi 12 bin yıl geriye gitti. Şanlıurfalılara şunu söyledim. Ya Japonya'daki adam burayı merak ediyor. Kanada'daki adam merak ediyor. Gelip Göbekli Tepe'yi görmek istiyor ama Urfalı'nın Göbekli Tepe'den haberi yok. Bir sorun var yani. Normalde Şanlıurfa'da en az 10-15 tane 5 yıldızlı otelin olması ve onun tanıtılması, turist geldiği zaman ağırlanması, kültüre ve sanata kaynak ayırmak zorundasınız. Kültür Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı bir arada olmaz. Turizm ayrı ama Kültür Bakanlığı'nın ayrı olması lazım. Bütün kültürlerimizin, ki çok zengin bir kültüre sahibiz, şarkısından, türküsünden tutun yemeğine kadar, tarihi eserlerine kadar bütün o eserlerin korunması ve dünyaya tanıtılması lazım. Türkiye turist akını olabilir. Her zaman, her ortamda bu gelebilir. Sadece malum şimdilik deniz turizmiyle idare ediyoruz. Geldiği zaman turist memnun oluyoruz ama yılın 12 ayında gelecek turistleri ağırlayabileceğimiz olağanüstü bir zengin coğrafyamız var. 18 ayrı uygarlığın başkenti Anadolu'da. 18 ayrı uygarlığı. Dolayısıyla bunlara bir kaynak ayıracaksınız. Bunların tanıtımını yapacaksınız. Ve dolayısıyla sizler gibi bu alanda yetişen değerleri de oralarda görevlendireceksiniz. Yani bu müzesi olur, tanıtım olur, başka bir şey olur bilmiyorum. Ama bir şekliyle bunun bütün dünyaya tanıtılması lazım. Türkiye'nin. Kaç cümle söylemek isterim Genel Başkanım. Şimdi İstanbul 16 milyona yakın bir turist sayısına sahip. 17 milyonu bulabiliriz diye bu sene hedef koyuyoruz. Tabii bu deprem bir miktar moralini bu sektörün birazcık aşağı indirdi. Ama bunu yine de hedefi muhafaza ederiz diye düşünüyorum. Ki daha özgür, daha itibarlı bir yönetim sistemiyle Türkiye'nin turizmde rekor kıracağını şimdiden öngörebiliyoruz. İstanbul'un rahatlıkla 30 milyon turist hedefi koyması mümkün. Ve Türkiye'nin de turist sayısı açısından 90 milyonları geçmesi çok kolay bir iş. Memleketin her köşesi, ki Genel Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Urfa'daki Göbekli Tepe'den bahsetti. En doğuya gidelim. Ben Ani harabelerini gördüğümde şok içinde kaldım. Dünya güzeli, 2000 yıl öncesinin muhteşem bir şehri var orada ve gerçekten çok az ziyaretçisi var. Her yöremizin kendine has bu tür zenginlikleri söz konusu. Bu ne biliyor musunuz? Hiçbir zaman dönemi geçmeyecek. Yani fosil yakıtların dönemi bitiyor. Yakında petrolü bu dünyada konuşmuyor olacağız. Evet. Ama yakın bir zaman diliminde sanatı, kültürü, tarihi daha çok konuşuyor olacağız. Yani bizim hiçbir zaman değeri azalmayacak, hatta çok çok yükselecek muazzam bir kültür ve sanat altlığımız var. Bunu da sizlerle geliştireceğiz. O bakımdan doğru bir meslektesin. Aslında bu ülkeye çok uygun bir meslek seçmişsin. O bakımdan doğru bir alandasınız. Sadece biraz bizim iktidarımıza ihtiyacınız var. Öncelikle çok heyecanlıyım. Az önce üzerime çay döktüm heyecanla. şimdi benim sorum olacak Genel Başkanım. Cumhurbaşkanı olduğunuzda 100 bin atama gerçekleştireceğini söylemiştiniz. Ben Maltepe Üniversitesi Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik son sınıf öğrencisiyim. Ve tabii ki benim de akademik kaygılarım şu anda artmış durumda. Aslında bu atama konusunda ücretli öğretmenlerin kadroya geçme gibi durumları konuşuluyor. Evet. Bunu sormak istiyorum. Yani bu doğru mu? Ya da işte... Doğru. Ücretli öğretmenler, geçici öğretmenler var öyle. Yani aynı işi yapıyorlar. Hı-hı. Birisi kadrolu, birisi ücretli, birisi bir ünvan daha vardı. Sözleşmeli. Kamu çalıştırıyorsa aynı işi yapan insanlara aynı kadroyu vermek zorundasınız. Öbür türlü devlet haksızlık yapıyor yani. Aynı işi yapana birisine 100 lira veriyor, diğerine 25 lira veriyor. Aynı işi yapıyorum. Yani siz devletsiniz, adaleti sağlamak zorundasınız yani. Bir de ekstra olarak benim kendi alanımla ilgili bir sorum var. Psikolojik danışmanlık alanında özellikle ülkenin çok fazla ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
Özellikle hele deprem sonrası, evet deprem deprem sonrası özellikle psikologlara, psikolojik danışmanlara çok fazla iş düşüyor ve diğer eğitim fakültesi mesleklerine. Bu konuda neler yapılacak? Eğitimle ilgili köy okullarını açacağız. Şimdi kırsalı biraz teşvik edeceğiz. İnsanlar kırsalda kalsın, köye, kentlere gelmesinler diye. Kırsalda çalışan kadın ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Böylece kadın orada rahatlıkla çalışabilecek, gençler de rahatlıkla çalışabilecekler. Orada emeklilik haklarını kazanmak için ayrıca bir prim ödemeyecekler. Onları üretim zincirinin önemli halkası haline getirmek istiyoruz. Kırsalda ayrıca öğretmen olacak, ayrıca ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni, hayvancılık yapılıyorsa veteriner de olacak. Dolayısıyla aşıların, toprak analizlerinin vesaire bütün bunların yapılması ve üreticiye sen burada şunu üretirsen, şunu ekersen daha iyi gelir elde edebilirsin denecek. Öğretmen için, öğretmenlik için nasıl diğer alanlarda bir sınırlama getiriliyorsa öğretmenler için de sınırlama getirilecek. Yani binlerce öğretmen ama okul sayınız 500 olacak şey değil yani. Öncelikle merhaba, Zeynep ben. Endüstriyel Tasarım 3. sınıf öğrencisiyim. Sivas Şarkışlalıyım bu arada. İBB yurtlarını çok övmeyeceğim artık, arkadaşlarım öldü gelsin kalsınlar diyorum. Benim gelecek kaygım şöyle var. Ben yurt dışına gitmek isteyen öğrencilerin başını çekiyor olabilirim. Almanca öğreniyorum. Almanya'da İngiltere'ye gitmek istiyorum. Bu artık hoca, başkanım şeyden çıktı artık, bu ekonomi sıkıntıdan çıktı. Tamamen özgürlük, güvenilirliğe geldi. Hani hem kardeşim düşünüyorum, hem annemi düşünüyorum. Yani gerçekten sokakta böyle kendimi hiç güvende hissetmiyorum. Bu konuda gerçekten ne yapılacak bilmiyorum. Benim kalmam için yani çok önemli miyim bilmiyorum ama evet. Hani kalmamız için yani bir şey yapacak mısınız? Çünkü hani herkes eminim buradaki çoğu arkadaşım da gitmek istiyorlar. Genel olarak hocam sorun bu yani. Aslında güzel. Ne yapacaksınız? Ne yapmalıyız? Olabilir. Açıkçası bir sorum yok. Güzel. Sadece çok memnunum yurtlar hakkında. Gençler özgürlük istiyorlar. Rahat yaşamak istiyorlar. Hayatlarına birilerinin müdahale etmesini istemiyorlar. Mezun oldukları zaman rahat geçinebilecekleri bir iş istiyorlar. Bu da sizin en doğal hakkınız aslında. Ülkeyi bu hale getirenin siyaset kurumu olduğunu ben de biliyorum zaten. Bakın bizim bizim ülkemizde dünya çapında mühendislerimiz var, dünya çapında ressamlarımız var, dünya çapında sinemacılarımız var ama dünya çapında siyasetçimiz yok. Temel sorunumuz da o. Siyasetçi kendisini değil ülkesini düşünür, var olan sorunları çözmeye kilitlenir. Platon'un 2400 yıl önce söylediği bir söz vardır, meşhur bir sözdür. Eğer siyasetçi siyaset yaparken zenginleşiyorsa sizin haklarınızı korumaz. Çünkü kendi mal varlıklarını korumaya başlar. Buradan yola çıktığımız zaman siyasetçinin temiz olması lazım ve ahlaklı olması lazım. Halkına hesap vermesi lazım. O zaman bütün bu sorunlar rahatlıkla aşılabilir. Aşacağız. Bakın şunu da ifade edeyim. Önümüzdeki seçimlerin kaderini belirleyecek olan ben değilim. Sizsiniz. 5 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. 5 milyon 300 bin genç kime oy verecekse o kazanacak. O kazanacak yani. İşin gerçeği o. Dolayısıyla bizim tercihimizden çok sizin tercihiniz önemli. Siz diyorsanız ki ya bu düzen çok güzel, ne güzel bir de elinde sopa var bir şey dediğimiz zaman kafamıza vuruyor. Biz devam edelim. O devam edecekse. Hayır biz bunu istemiyoruz. Biz rahat olmak istiyoruz. Düşüncelerimizi özgürce açıklamak istiyoruz. Baskı görmek istemiyoruz. Sokakta, caddede vesaire herhangi bir yerde. O zaman oyunuzu ona göre kullanacaksınız. Yani Türkiye'nin kaderini değiştirecek olan sizsiniz. Çok heyecanlıyım. Olsun diyor. Heyecan güzel. Ben Dalga Kılıç. Marmara Üniversitesi'nde tıbbi laboratuvar teknikleri okuyorum. Ben %81 engelliyim. İlk sene önce geçirdiğim bir kaza sonucu ben 5. kattan düştüm. Ve bunun sonucu engelli kaldım. Öncelikle ben Ekrem Bey size çok teşekkür etmek istiyorum. Ben birinci dönemin ortasında evsiz kaldım. Birçok resmi kurumu da aramama rağmen kimse benimle ilgilenmedi. 153'ü aradım ve bana ertesi gün dönüş yaptılar. Ve direkt Bayrampaşa yolunu kayıt yaptırabileceğimi söylediler. Birinci dönemin sonlarına doğru da ayağımda bir sıkıntı çıktı ve amputasyon riskiyle karşı karşıya geldim. Bunun sonucu daha fazla, çok fazla yürümemem gerektiği için yurt yönetimine de
doktor raporumu sundum ve beni Maltepe yurduna aldılar. Çok teşekkür ederim. Güzel. Sizin sayenizde bir nevi üniversiteyi bırakmadım. Özenli davranmışız her konuda. Evet. Ne mutlu bize. Şu anda Maltepe yurdunda gözlemlediğim kadarıyla yurtların penceresi çok büyük ve herhangi bir korkuluk yok. Onunla ilgilenebilir misiniz? Kimsenin benim yaşadıklarımı yaşamasını istemiyorum. Bir de engelli odaların arttırılması gerekiyor bence. Tamam. İkinci olarak genel başkanıma da sormak istiyorum. Engelli hakların hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeterli mi? Kamuda kadroların %3'ü engellilere ayrılmış durumda. Fakat bu kadroların büyük bir kısmı boş. Şu anda atama yapılmıyor. Bu atamaların süratle yapılması ve doldurulması lazım. Özel sektör için de aynı kural var. Onlar için de çalışan personelin belli bir oranı engeller için ayrılmak zorunda. Eğer çalıştırmıyorlarsa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetler ve onlara ceza yazar. Neden çalıştırmıyorsunuz diye. Tabii daha başka haklar da var aslında. Olması gereken haklar da var. Ama boş kadro varken dışarıda eğer engelli kadro iş istiyorsa o kadroları doldurmayan sosyal devlet sorumludur burada. O kadroların süratle doldurulması lazım. Biz onun taahhüdünü yaptık zaten. Ben bir şey söyleyeceğim. Sözlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Bir, şunu kabul edelim. Devletin görevlisi olan bizler, ama belediye, ama hükümet, ama kurumların başındaki insanlar, birincisi biz görevimizi yapıyoruz. İkincisi size ait bu ülkenin değerini, varlığını, parasını yine kanunlara göre size yansıtıyoruz. Üçüncüsü hakkınız, hukukunuz olduğu için size gösterilen özen ve doğru iş yapan yöneticilere evet ben teşekkür ediyorum, siz de teşekkür edin. Ama bu bir minnet duymak, böyle hani bir lütufmuş gibi yöneticiye davranmayı gerektirmiyor. Zaten ülkemizde değişmesi gereken bir kavram da bu. Vatandaşa karşı devlet yöneticisi bizler, ki genel başkanım onu çok kullanıyor. Vatandaşa karşı haddini bilen insanlar olmamız gerekiyor. Had bildiren değil, haddini bilen insanlar olmamız gerekiyor. O bakımdan iyi ki aramızdasın, ne güzel geldin, eğitimini görüyorsun. Biz binalarımızla ilgili mutlaka oraların güvenlik açısından yönetmeliğe uygun olup olmadığını arkadaşlarım test ediyorlar. Ama belli ki senin kaygıların var yaşadıklarından ötürü. Yine arkadaşlarım o camların ölçüsüne bakarlar. Bir eksiklik varsa giderirler. Olmadı senin camını boyarız, önüne bir şey koyarız, bir şey buluruz ona, tamam mı? İyi akşamlar. Ben Ayşegül Uzun. Arayüz kampanyası adında bir inisiyatiften geliyorum. Biz gençlerin siyasete katılımını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Şu anda böyle gençlik buluşmaları yapıyorsunuz. Bundan dolayı çok memnunuz. Burada olduğumdan da çok mutluyum. Ama adaylık sürecinde bu hani seçim özelinde zor bir süreç geçirildi. Bunun hepimiz farkındayız. Ama 30 yaş altında seçilebilecek aday sayısı çok az. Seçimden sonra umuyorum da iktidara geldiğinizde gençlerin nabzını nasıl tutmayı düşünüyorsunuz? Ben bunu sormak istiyorum, bunu merak ediyorum. Şöyle, aslında gençler fazla politik değiller. Baskı gördükleri için rahat bir ortamda düşüncelerini ifade edemiyorlar. Gençlerin siyasette daha fazla ilgilenmelerini isterim. Siyaset bir kurtlar sofrasıdır. Yani böyle altın tabak içinde gel seni milletvekili yapacağız falan denen bir ortam değil. Mücadele etmek lazım. O mücadelenin sonunda belli yerlere gelmek lazım. Dolayısıyla biraz çaba harcamak lazım. Siyasal partilere girip orada gençlik örgütlerinde yer almak ve o mücadeleyi gerçekleştirmek. Toplumun sorunlarını tek tek dinlemek, çözümler üretmek. Yani bu esnaf olur, çiftçi olur, emekli olur, taksi şoförü olur, tır şoförü olur. Hayat o kadar renkli ki apartman görevlisi olur. Dolayısıyla bütün bu sorunları hem bilecek, çözümler üretecek ve kendisini yetiştirecek. Siyaset böyle bir şey. Gençlere tabii olanak sağlanması lazım. Bizim %20 gençlik kotamız var. Parti meclisinin %20'sini gençler oluşturuyor. %30 cinsiyet kotası var. %30'unu kadınlar oluşturuyor. Bu çerçevede yapıyoruz. Bunun siyasi partiler yasasına da girmesini istedik ama reddedildi. Siyasi partiler yasasına girseydi o zaman bütün partiler mecburen parlamentoya gönderecekleri milletvekilleri arasında gençler ve kadınlar olacaktı. Hatta cinsiyet kotasını %50-50 olsun diye de bir kanun teklif verdik. O da reddedildi. Ama bu dediğim gibi sizin vereceğiniz mücadeleye bağlı. Siz mücadeleyi verir,
kadınların daha güçlü olmasını, siyaseten daha güçlü olmasını ve daha çok siyasette yer almasını istiyorsanız kadın örgütleriyle beraber siyaset kurumunu, partileri zorlamanız lazım. Yani şunu yapmanız lazım. Bizim hakkımızı teslim etmiyorsanız size oy vermeyeceğiz. Çok açık ve net ve gerçekten vermeyeceksiniz. O zaman bütün siyasetçiler gelir, aman bize oy verin. Sizi gerçekten şuraya veya şuraya getireceğiz veya size şu kontenjanı sağlayacağız diye. Peki o kanun teklifi, yani kanun değişikliğini yine yapmayı düşünüyor musunuz tekrar? Tabii. Tabii. Teşekkür ederim. Tabii. Ben Bihterim Begüm Somersan. Türk-Alman Üniversitesi'nde ayrıcalıklı bir devlet üniversitesi duyduysanız, iki hükümetimizin ortak kurduğu bir üniversite. Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi 3. sınıf öğrencisiyim. Tabii ki bütün arkadaşlarımın yaşadığı gençlik kaygısı, yani iş bulma kaygısını yaşıyorum. Bizim okula genelde Almanca öğrenmeye gelip bedava, sonra Almanya'ya gidiyorlar ve orada kuruyor oluyorlar bu arada. Hani okulunu devam ettirmekte zorlanıyorlar. Açıkçası çok liyakatsiz durumlarla karşı karşıyayız. Okulumuzda öyle bir yapılanmalar var ki, geçen dönem hazırlık hocası olan bugün siyaset bilimi gibi bir bölümde başkan yardımcısı olabiliyor. Yani hangi kafa ben de henüz anlayamadım ama ve bize ders anlatıyor. Yani hani korkunç bir şey bu. Ve ben teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sizin kadınlara yönelik politikalarınızı okuduğumda gerçekten hani bir siyaset bilimci gözüyle eleştirel yaklaştığımda çok mutlu oldum. Türkiye'nin sizler gibi pozitif insanlara ihtiyacı var. Hani Bay Kemal lafını bile bu kadar pozitif. Bugün bir gençlerin konuşmasına resken ama çocuk yani hani genç de değil aslında. Bay Kemal bu dedi falan ve güldü hani ve bunu bu hale getirmeniz bir hakareti, çok değerli bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Ve Ekrem Bey, ben geçen yıl İstanbul Planlama Ajansı Sosyal Politikalar Ofisi'nde staj yaptım. Orada çok güzel insanlarla karşılaştım. Ben önceden çok inanmazdım siyasetçilerin iyi insanlar olabileceğine. fakat İstanbul arkadaşlar güzel insanlara emanet. Ben gerçekten hani bunu gördüm, çok hissettim. Çok liyakatli insanlar çalışıyor. Her birine ayrıca saygı duydum. Benim hayatımda bambaşka bir perspektif açtı. Oradaki mahalleleri gezmek, saha analizleri yapmak. Çok teşekkür ediyorum. Bunları söylemek istedim çünkü her zaman karşılaşamıyoruz. Öyle. Güzel. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Rica ederim. Efendim teşekkür ederiz. Estağfurullah. Sağ olun. Beraber. Güzel bir moda anı yaşadık. Güzel. Şimdi müsaade ederseniz biz şöyle yer değişti. Yani oraya geçeceğiz sandalyelerimizle. Ve arkadaşlarımız herkesle beraber bir fotoğraf alacaklar.